Bakın, HDP partimiz adına farklı kimliklere sahip kadınlar söz alıyoruz. Ben Müslüman bir kadın olarak kendi referanslarımla, kendi durduğum penceremden, kendi durduğum geleneklerimden, değerlerimden yola çıkarak itirazlarımı ifade ediyorum. Her birimizin temsiliyeti farklı olabilir ama bütün kadınların mücadelesi için el ele veriyoruz. Fakat burada şunu özellikle belirtmek istiyorum. Müftülere nikah yetkisi olayı toplumumuzdaki bütün kadınlardan ziyade muhafazakar ve gelenekçi çevredeki kadınların geleceğini etkileyecektir. Çünkü seküler bir yaşama referansa sahip kadınlar zaten evlenmek için müftülükleri tercih etmeyeceklerdir. Belediyeyi tercih edeceklerdir. Fakat muhafazakar toplum içindeki kadınlar daha fazla mahalle baskısına maruz kalacağından müftülüklere başvuracaklardır. Diyelim ki boşanma noktasına gelindiğinde şu denilebilecek ve yarın böyle bir adım atılabilecek. Sen evlenirken müftülüğü tercih ettin, boşanırken de müftülüğün hukukunu, geleneğini tercih etmek zorundasın denilebilecek. Peki böyle olursa ne olacak? Zaten gelenekçi ve Emevici bir referansa sahip olarak yetiştirilen Diyanet mensupları kadını boşanamayacağı konusunda yaşamına müdahale edeceklerdir. Burada şunu özellikle belirtmek istiyorum değerli arkadaşlar. Bunu söylerken bir zihniyete eleştiri yapıyorum. Yoksa Diyanet'in içinde de müftülerimiz arasında, hocaların, imamların arasında da bizim herhangi bir şahsı onların bizzatihi kendi şahıslarını hedef alan bir noktadan bakmıyoruz olaya.